İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Bedirhan Çoban görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Dünya nedir? İmam-ı Rabbani ki büyük bir evliyadır. Hasta olan kalplere her sözü bir devadır. Buyurdu ki, ey oğlum, çok alçaktır bu nefis. Mahlukların içinde yoktur ondan daha pis. Nefsin arzularını terk edenler pak olur. Dünya ve ahirette bulur rahat ve huzur. Haram olan bir şeyi terk ederse bir insan, ondan daha iyisi edilir ona ihsan. Kim anlayabilirse dünyanın iç yüzünü, dert etmez kendisine onun üzüntüsünü. Bu dünyayı anlayan ondan iyi sakınır. Dünyadan sakınan da nefsini iyi tanır. Nefsini tam tanıyan kolay tanır Rabbini. Böyle kul iyi bilir hududunu, haddini. Dünyadan yüz çevirip kim dönerse Rabbine, dünya hizmetçi olur ona bunun aksine. Dünya aşıklarına verir mihnet, eziyet. Yüz çevirene ise verir bol türlü nimet. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bu şeyler günah olup hep felaket getirir. Lakin öldükten sonra faydası olanlar, ahiretten sayılıp hiç dünya olmaz onlar. Çünkü ahiret için tarladır sanki dünya. Hep faydalı tohumlar ekmelidir oraya. Her ne ki yaramazsa bir işe ahirette, ona dünya denilir, zararlıdır elbette. Bütün günahlar ile mübahın ziyadesi, bu tarif mucibince dünyadır hemen hepsi. Ne ki dine muvafık kullanılırsa eğer, dünya ve ahirette çok faide verirler. Mal iyi de değildir, kötü dahi değildir. İyilik ve kötülük onu sarf edendedir. Allahü Teala'nın hoş görüp beğendiği bir yerde harcanan mal elbette olur iyi. Günah olan bir yerde kullanılırsa şayet, bu sefer olur o mal bir sebebi felaket. Kim kendini dünyaya kaptırırsa bir kere, şu kimseye benzer ki çıkmıştır bir sefere. Beraberce gittiği kafilede olanlar, sağa sola bakmayıp durmadan yol alırlar. O ise hayvanının otuyla, palanıyla, süsüyle uğraşıp geri kalır haliyle. Kafile yol alırken o oyalanır durur. Çölde yalnız başına kalır ve helak olur. İnsan dahi ne için dünyaya geldiğini unutup bu faniye kaptırırsa kendini, dünyanın bu yalancı zevklerine aldanır, ebedi saadetten uzak ve mahrum kalır. İşte dünya sevgisi zararlıdır insana. Çünkü çok mani olur ölüm hazırlığına. Kalp onu düşünmekle unutur ahireti.
beden ona dalarak bırakır ibadeti. Dünya ile ahiret birbirinin tersidir. Birini razı etsen ötekisi gücenir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden Mevliya Kenan'dan olan Alaaddin Attar Kuddüs'e surup buyuruyor ki, kalbe, gönüle Allah-u Teala'nın düşüncesinden başkasını koymamaya çalışmak zordur. O gönüle gelen şeyleri tamamen atıp uzaklaşmak ise mümkün değildir. 20 sene gönlüme bir şey koymamaya çalıştım. Sonra yine geldi. Geldi ama gönlümde yer bulamadı buyuruyor Alaaddin Attar Kuddüs'e surup. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz, hayırlı günler. Sağ ol hocam, size de iyi günler. Buyurun efendim, dinliyoruz. Hocam, biz mez konusunda bir soru sormak istedik de, bu bazı hocalar değişik değişik konuşuyor da biz sizden de öğrenelim dedik. Evet efendim. Şimdi biz abdesti alıyoruz. Abdesti aldıktan sonra mesimizi takıyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Ondan sonra tekrar bir namazdan sonra bir taharet işimiz oluyor. Ama mes halen ayağımızda duruyor tabii ki. Taharet işimi yapıyoruz. Abdestimizi alıyoruz. Ayağımızda mesi çıkarsak abdest bozulur mu? Mestin üzerine mes ettik değil mi? Yok, daha mesin üzerine mes yapmadık. Ha, tamam. Önce, şöyle mesela, ikinci sefer, bak şimdi önce abdestimizi aldık. Tamam. Mesimizi taktık. Tamam. Namazımızı kıldık. Belirli bir süre sonra halen ayağımızda mes duruyor tabii. Tekrar bir taharet işimiz oldu. Taharet işimizi yaptık. Abdestiniz bozuldu yani, evet. Evet, bozuldu. Tekrar mes halen duruyor ayağımızda yalnız. Tamam. Taharet işimizi yapıyoruz. Ondan sonra abdestimizi alıyoruz. Mesimizi ondan sonra çıkarsak abdest bozulur mu? Abdest aldıktan sonra mesi çıkarsak, öyle mi? Evet. Evet. Bunu soruyor. Tamam efendim. Tamam, başka sorunuz var mı efendim? Bir de pırlatma yüzük alsak caiz midir? Pırlanta. Evet. Kadınlar için mi? Kadınlar için, taksitle yani. Peki efendim. Aman, teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurunuz. Hocam, bu kafirin kul hakkından sakınmak, korunmak, kurtulmak, Müslümanın kul hakkından kurtulmaktan daha zor diye bir şey duyduk. Kitaptan öyle yazıyor. Doğru. Bu mevzuda söyleyecekleriniz olursa dinleyelim. Estağfurullah. Olsun, teşekkür. Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hocam, İzaca suresinin ardına hangi süre okunur namazda? Birinci sorum bu. İkinci sorum hocam, eşim iş yerinde eşime bazı şeyler veriyor. Hocam, bizim de mesela ona ihtiyacımız var ama eşim başkalarına vermeyi tercih ediyor. Siz de bu konuda neden böyle yapıyorsunuz? O diyor ki siz bana karışamazsınız. Böyle bir hakkı var mı? İkinci sorum hocam. Mesela kız kardeşim çocuğu hasta. Bir hocaya götürmüş. O da yıldızlama diye bir şey var mı hocam? Bu nasıl bir şey? Mesela o diyor ki biz hiç o hocayı tanımıyoruz. Ama o bize mesela hayatımızda olan şeyleri anlattı. Ben de diyorum ki ona bazen cinler haber veriyor diye dedim. Acaba doğru mu söyledim bilmiyorum hocam. Bu kadar. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Geçen birisi bir video göndermiş hocam. Evet efendim. Videoda bir şeyh, hoca ne derseniz işte, sakallı, cübbeli, sarıklı bir adam orada konuşma yapıyor. Esprili filan da bir şeyler söylüyor. Oradakileri güldürüyor filan. Gönderen de benim tanıdığım birisi yani. Ya işte doğru şeyler, güzel şeyler söylüyor, bir bak dinle falan diye göndermiş.
Onu dinleyince gördüm yani, şey yaptım, izledim biraz. Ah Enver abi, ah dedim. Yani sohbet, bir din adamının sohbeti, sohbet nasıl olurmuş, bir evliyanın sohbeti nasıl olurmuş. Biz Enver abi hakikaten görmüşüz de zamanında belki fark etmemişizdir. Yani Enver abinin siz daha çok gördünüz tabii. Hiç, ben hiç rastlamadım yani böyle cinsel içerikli, atıyorum, espriler yaptığını. Ne bileyim böyle malayani işlerle uğraştığınız, hiçbir sözünde malayani yoktu yani. Hani dini sevdirmek adına bunları yapıyorlarmış onlar. Yani ya işte o kadar sert olmayın. Sert değil, Ömer abi de yumuşaktı yani. Tabii. Hiç sert değildi yani. Sert değildi. Yani sert olmamak için, sempatik görünmek için illaki böyle belden aşağı şeyler mi anlatmak lazım? Böyle imalarda mı bulunmak lazım yani? Şimdi Mustafa Bey, hani geçen televizyon programı için aldık, konuştuk da oraya şey yapınca siz geldiniz, burada da tekrar onu sordunuz ya. Hani insanın bir kılavuzu, bir rehberi olmazsa, değil mi? Önünde birisi olmazsa, yani hiç kimseye karışmamak lazım. İmam Rabbani Kudüs'ü çok sert bir şekilde cevap vermişler yani. Bu 400 sene önce de aynı şekilde varmış böyle tipler. Şimdi mesela en canlı misali bunun, biz Ömer abiyi gördük. Peki Ömer abinin kayınpederi Hüseyin Hilmi Efendi, rahmetullahi aleyh, mesela Ömer abi aynı evde olduğu için o daha çok görüyordu. Bize anlatıyordu. Bize anlatıyordu. Peki onun kayınpederi, yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, ne diyordu? Ben işte hocam Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri'ni gördüm. Onu görmeden önce kibirli, kendini beğenen, ondan sonra hatta bir seferinde buymuşlar işte, benim de şöyle bir arabam olsa, benim de şöyle bir villam olsa falan. Bunları düşünürdüm ama ne zaman ki hocamı gördüm, tanıdım, ben başka bir yoldan gidiyordum. O yolda dünyalık vardı, kibir vardı, ucup vardı, insanlara tepeden bakmak vardı, ben vardı orada, ben. Bize makas değiştirdi başka bir yola, ben o yolu bilmiyordum. O yolda baktım ki tevazu var, alçak gönüllülük var, ben yok. Edep var. Edep var, haddini haya bilmiyorum. Var, haddini bilmek var. Hani Emel abiler, o büyükleri tanınca sen yoksun artık, bir hiçsin. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, ben Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni tanıdıktan sonra anladım ki bir hiçim. Peki Ömer abi de işte şirketler sebebiyle aramızda bulunduğu için böyle toplantılarda, şeylerde esprili bir şekilde de, latifeli bir şekilde de hep anlatırdı, şey yapardı. Ömer abi de anlatıyordu. Benim yetişim güzel dedi. Hatta bir seferinde Cağaloğlu'nda bir toplantıda, Allah Teala dedi beni böyle yaratmış dedi. Ben dedi insan toplama kabiliyeti var bende dedi. Ben dedi hocamızı tanımasaydım, görmeseydim ben gene insan toplardım. Ama nerede toplardım? Ben dedi şarkıda söylüyordum dedi, okuldayken çıkıyordum sahneye. Şarkıda söylerdi belki dedi. Şiirde okuyordum. Şiirde okuyordum dedi yani. Öyle anlatırdı, öyle anlatırdı. Ama yani Enver abi de, yani hocamız Hüseyin Hilmi Efendi, aynı zamanda kayınpederleri, benim o gittiğim yol, benim bildiğim bir yol. Orada şöhret var, ondan sonra ben var, ego var, egoların tatmin etme var, dünyalık, nefsin bütün istedikleri var. Ama işte hocamız makas değiştirdi. Onun hocası buna değiştirdiği gibi. Benim hocam da bana makas değiştirdi. Başka bir yol. Ha, orada ben yok. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. İşte Efendi Hazretleri diyorlardı. Seyyid Abdülhakim Arvasi. Bazıları da Efendi Baba diyormuş. Şey talebelerden. İşte Efendi Hazretleri buyurdu ki, Efendi Hazretleri bir gün söyledi ki, Efendi Hazretleri bir gün şurada şöyle birisi bir soru sorduydu, ona şöyle cevap verdiydi ki. Yani oturuyor Efendi Hazretleri, kalkıyor Efendi Hazretleri. Peki biz de şimdi gözümüzle Emel abiyi gördük. Emel abi de oturuyor hocamız, kalkıyor hocamız, söylüyor hocamız. Değil mi? Öyle. Böyle. Yani oturması, yemek yemesi. Mesela biz Emel abilerden işledik. Mesela bir seferinde buyurdular ki, biz de evde buyurdular, en geç sofradan mübarekler kalkar. Niye buyurdular? Ben de dikkatimi çekti, ilk duydum. Allah Allah, niye dik, niye ki? Çünkü mübarekler ağızlarına aldığı lokmayı iyice çiğnerlermiş. Saatte bitti yazıyor. Böylece midenin işini kolaylaştırıyor. Midenin işini.
Ev dedi hanımlar, biz hepimiz bitiriyorduk ama dedi. Onun için yani mide de bir organ, bağırsaklar da bir organ. Sen şimdi apur köpür iki gönder. Netice itibariyle bir gün mide der ki arkadaş kusura bakma da benim de aynı şekilde kapasitem var. Sen kapasitenin üstünde gönderiyorsun bana. Karaciğer de aynı şeyi söylüyor, böbrek de aynı şeyi söylüyor. İnce bağırsaklar da aynı şeyi söylüyor. Ondan sonra bir bakıyorsun ki bu organların hepsi devre dışı. Salla gitsin diyor ondan sonra, tamam mı? Ondan sonra ya benim karaciğer de böyle olmuş, midem de böyle şeyler olmuş, bağırsaklarım da. İyi de arkadaş, yani dışarıdan birisi gelip de senin iç organlarına müdahale etmedi. Kim yaptı onu? Kendin yaptın. Başkasına kabahat bulma. Değil mi? Başkasına kabahat bulma. Şey de öyle, amelleri de öyle anlatıyor. Nasıl iç organlarını sen kendin tahrip ettiysen, çok özür dilerim de kendi iraden ve isteğinle de cehennem yoluna düştün. Ama böyle bir zatı görünce, kamil ve mükemmel bir zatı gözünle görünce, ondan sonra efendim sarıklıydı, sakallıydı, cübbeliydi, etiketliydi, proftu falan filan, bunların hepsi, hiçbirisi teraziye gelmiyor biliyor musun? Küllüm hepsi çöp oluyor. Niye? Hani kitaba da yazmışlar da, bende bir şey yok buyuruyor Hüseyin'in efendi rahmetullahi aleyh. Ama ben İslam alimi gördüm buyuruyor. Bak, İslam alimi gördüm. Yani biz de mesela Hüseyin Hilmi Efendi'yi rahmetullahi aleyh gördük. Ve onun yetiştirdiği talebesi Hüseyin Hilmi Efendi'yi gördük. Emir abiyi gördük. Onu gördük. Ha dedik. Ben İmam Hatip İlahiyat mezunuyum. Ne İmam Hatip okulunda ne ilahiyatta bize tefsire, hadise, fıkha, kelama gelen hocalardan. Yani öyle bir din gayreti, Allah-u Teala'nın emirlerindeki hassasiyet. Ne duyduk ne gördük. Hatta kelam dersine mi, fıkıh dersine mi gelen adam anlatıyordu. Bizim o dönemlerde kışık sinemalar var, kapalı sinemalar var. Onlar iki film birden oynatırdı. Adam, şimdi biz lisedeyiz, delikanlıyız. Biz de dedi sizin gibiyken falan böyle sinemaya giderdik. İşte öğle ikindi namazı dedi. Onu dedi akşam gidince eve kaza ederdik. Sana rehberlik eden, yol gösteren, din anlatan hoca böyle anlatıyor. Sen de 16-17 yaşındasın. Ne düşünürsün? Toptan kaza ederim diye düşünürsün değil mi? Tabii canım. Ben de o zaman üçüncü bir filmi de seyrederim. Değil mi? Yani akşamı da kaza edersin. Yok, haftalık yaparsın artık ya. Cumartesi, pazarı hepsini kaza ederim falan. Tabii. Halbuki Emel abiler anlatırken bir gün böyle tabii kendilerini de onunla amel ediyor. Kimden gördüler? Hocalarından. Peki hocası? O da hocasından gördü. Onlar tatbik ediyor bunu. Mesela şeriat, din diyor ki unutmak ve uyumak özürdür. Uyuyakalın sabah namazını kılamadın. Enver abi buyuruyor ki bak şer'an özür olarak belirlen. Amel defterinde orası boş kalıyor buyuruyor. Kaza ettim. Kaza etsen de boş kalıyor. Çünkü o vakitte sen ibadet etmedin. Ya şimdi düşünüyorsun. Aha, bir gün başına gelecek. Önüne koyacaklar amel defterini. Orası boş. Kaza ettim, tövbe ettim. Tamam, şey yaptı ama orası gene boş. Şimdi böyle olunca hani iki elin kanlı da olsa ya desin en azından farzını kılayım bari. Yani orası da tamamen boş geçmesin. Yani bir gayretin söz konusu oluyor. Hemen abi eviriyor çeviriyor, gıybeti anlatıyor. Eviriyor çeviriyor, aynı şeyde kibiri anlatıyor. Eviriyor çeviriyor, ibadetlerde hassasiyeti eviriyor çeviriyor. Yani bir şey anlatıyor, latife ediyor, menkıbe anlatıyor. Haramın önemini anlatıyor. Edebi anlatıyor. Konuşurken de ağzından çıkan kelime karşı taraftakini incitmeyeceği şekilde telaffuz edeceksin. Belden aşağı konuştuğuna sen duydun mu? Yok. Adam şimdi sarıklı sakallı belden aşağı lapıdıklı buluk konuşuyor falan. Espri yapıyor güya. Ya bunun İslam alimiyle bir alakası yok ki. İslam alimiyle bir alakası yok. Şovmen. İşte efendim beni dinliyorlar falan. Ha, onun gibi işte uşkuruna düşkün olanlar. Falan. Bu anlattığı onu dinleyen kimseler kendisi din gayreti olmadığı için onlarda da din gayreti. Daha önce birazcık varsa o da gider. Din gayrette kalmaz. Ve bir yerde zıvanadan çıkar, dinsiz olurlar. Yani tekim oluyor. Adam Kur'an kursuna gidiyor, İmam Hatip'e gidiyor veya da ilahiyata gidiyor, deistim diyor. Din mektebinde deist yetişiyor. Olur mu? Oluyor.
Çünkü bakıyor rehberine, onlara rehberlik eden öğretmene din garipti diye bir şeycik yok. Ve adam aynı şekilde yazıyor, koyuyor, bu diyor ayetten ne anladınız? 15 yaşındaki çocuğa soruyor bunu. Tam sobalık adam bu. Bunun hocalıkla, rehberlikle, muallimlikle bir alakası yok. Muallimlikten de Allah-u Teala rahmet eylesin. Siz de hatırlarsınız Ahmet Arvasi Bey vardı. Ben Balıkesir Gönen'de vazife yaptığım için bu Balıkesir İvresi Öğretmen Okulu herhalde. Orada yetiştirdiği derse girmişmiş, o öğretmen okuluna derse girmiş, bayağı talebeler vardı. Bakardım talebeleri yani öğretmen olmuşlar, namaz kılanlar vardı böyle. 5 vakit namazını kılıyor sevgilerde. Sonra o Necati Bey Eğitim Enstitüsü Balıkesir. Şimdi eğitim fakültesi oldu. Orada öğretim üyeliği yaptı. Bayağı aynı şekilde şeylere tesirler olmuş. Şimdi bir hatırasını anlatıyor. Bir günlük gazetede o zaman yazıyordu. Orada ben dikkatimi çekmişti. Şimdi o gazete çıkıyor mu bilmiyorum. Her gün diye bir gazete vardı. Orada yazardı. Sonra Türkiye Gazetesi'nde yazmaya başlamıştı. Orada hatıratını, şeyini. İlk öğretmen okulunu bitirmiş. Öğretmen olarak doğuda bir yere tayin çıkmış. Genç, delikanlı. Kaç yaşında? 18-19 yaşında. Değil mi? Yani liseyi bitirmek. Yani, öğretmen okulları da öyleydi. Gidiyor. O köyde yaşlı bir adamcağız. İşte böyle ağzı laf yapar. Misafirleri ağırlayacak bir konumda olduğu için muhtar bile onu aynı şekilde ön planda tutuyor. Öğretmen gelince geliyor. İşte hoş geldin diyor. Müellim bey. Müellim bey. Muallim demiyor yani. Ha, müellim. Müellim diyor. Ondan sonra rahmetli diyor ki hani genç delikanlı da demiş köydeki vatandaş muallimle müellimi bilemiyor. Demek ki telaffuz edemiyor. Ya dili dönmüyor. İşte dili dönmüyor diyor falan diye şey yapıyor falan. Neyse 3-5 gün geçince bakmışlar ki Ahmet Arvasi Bey sağlam. Kimsenin namusunda, ırzında gözü yok. Kimsenin cebindekinde gözü yok. Yalan söylemiyor. Dürüst, doğru. Bakıyor namaz da kılıyor. Dinsiz de değil. Ha, dinsiz de değil. O zamanki öğretmenler genelde öyleymiş yani. O da sonra aynı adam muallim bey diyor. O zaman deyince bir dakika diyor. Sen diyor muallimle müellimin ne olduğunu biliyor musun? Tabii diyor biliyorum. Müellim ne demek? Müellim elem veren, zulmeden, eziyet eden. Demiş kusura bakma. Buraya gelenler hep müellimdi. Bize zulmettiler, eziyet ettiler, elem verdiler. Devletin adına. Devletin adına bunu. Sırtlarında bir de dinsizlik yaptılar. Herkesin namusunda, malında, ırzında, gözünde aynı şekilde olanlardı. Biz de sen onlardan zannettik. Onun için müellim dedik. Ama özür dileriz, hakkını helal et. Sen muallimmişsin diye. Sen muallimmişsin. Dolayısıyla hani rahmetli Ahmet Arvasi Bey'in dediğiyle şimdi din adamı kılığında olanların çoğu müellim. Müellim. Zulmediyor. Din düşmanlığı yapıyor bu halleriyle. Efendim işte dinin aleyhinde bir şey yapmasına gerek yok ki. O hali din düşmanlığı. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden en taktır. Değil mi? Evet, lisan-ı hal, lisan-ı kalden en taktır. Sen başkasının namusunda, ırzında, malında, mülkünde gözün var. Her şeyden önce onun imanını bozmak için şaklabanlık yapıyorsan, şov yapıyorsan, müellimsin arkadaşım ya. Zulmediyorsun, eziyet ediyorsun, insanları dinden soğutuyorsun, dinden uzaklaştırıyorsun. Hatta cehenneme gönderiyorsun. Bunun cezasını toprağın altında elbette çekeceksin, elbette göreceksin. Herkes yaptığının bedelini öder. Ya iman o kadar kıymetli bir şey ki öyle 3-5 bin reytinge tıklamaya, izleyiciye değişilmez yani. Değişilmez tabii. Değişilmez. İkinci bölümde devam edeceğiz hocam. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, alimler bozulunca din zayıflar. Din adamları üç kısımdır. Akıl sahibi, ilim sahibi, din sahibi. Bu üç sıfatı da birlikte taşıyan din adamına din alimi denir. Bir sıfatı noksan olursa onun sözüne güvenilmez. İlim sahibi olmak için akli ve nakli ilimlerde mütehassıs olmak lazımdır. İnsanların saadeti,
alimlerin elinde olduğu gibi, insanları felakete, cehenneme sürükleyenler de din adamı şeklinde görülen din düşmanlarıdır. Din adamlarının iyisi, insanların en iyisidir. Dini dünya isteklerine alet eden, herkesin imanını bozan din adamı da dünyanın en kötüsüdür. İnsanların saadeti ve felaketi, doğru yola gelmesi ve yoldan çıkmaları din adamlarının elindedir. Din adamları içinde mevki, maaş arzusunda olmayan, yalnız İslamiyet'in yayılması ve kuvvetlenmesi için uğraşanların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Mevki almak, sandalye kapmak arzusu, bunların her birinin ayrı bir yol tutmasına ve böylece doğru olarak dini anlatma ve yayma işinin de ikinci derecede kalmasına sebep olmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, alimlerin dünyayı sevmesi ve ona düşkün olması, güzel yüzlerine siyah leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarının insanlara faydası olursa kendilerine olmaz. Dini kuvvetlendirmek, İslamiyet'i yaymak şerefi bunlara aitse de bazen kafir ve fasık da bu işi yapar. Nitekim Peygamber Efendimiz Allahü Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Dünyaya düşkün olan alimler çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşınsa hiç istifadesi olmaz. Bunların da ilimlerinden kendilerine faydası olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zarar verir. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk, günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse, Allahü Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. Allahü Teala'nın kıymet verdiği ilmi, onun sevmediği yolda harc etmek çok çirkin bir iştir. Onun kıymet verdiğini kötülemek, sevmediğini de kıymetlendirmek, Allahü Teala'ya karşı durmak demektir. Ders vermek, vaaz etmek ve dini yazı, kitap, dergi çıkarmak, ancak Allah rızası için olduğu vakit ve mevki, mal ve şöhret kazanmak için olmadığı zaman faydalı olur. Böyle halis, temiz düşünmenin alameti de dünyaya düşkün olmamaktır. Bu belaya düşmüş, dünyayı seven din adamları, hakikatte dünya adamlarıdır. Kötü alimler bunlardır. Büyüklerden biri şeytanı boş oturuyor, insanları aldatmakla uğraşmıyor görüp sebebini sorar. Şeytan cevap olarak zamanın din adamı geçinen kötü alimleri insanları yoldan çıkarmakta. Bana o kadar yardım ediyorlar ki bu konuda bu mühim işi yapmama lüzum kalmıyor demiştir. Dünyaya gönül kaptırmayan, mal, mevki, şöhret kazanmak, başa geçmek sevdasında olmayan din alimleri ahiret adamlarıdır. Peygamberlerin varisleri, vekilleridir. İnsanların en iyisi bunlardır. Kıyamet günü bunların mürekkebi, şehitlerin kanıyla tartılacak ve mürekkep daha ağır gelecektir. Alimlerin uykusu ibadettir hadis-i şerifinde methedilen bunlardır. Ahiretteki sonsuz nimetlerin güzelliğini anlayan, dünyanın çirkinliğini ve kötülüğünü gören, ahiretin ebedi, dünyanınsa fani, geçip tükenici olduğunu bilen bunlardır. Bunun için kalıcı olmayan, çabuk değişen ve biten şeylere bakmayıp, baki olana, hiç bozulmayan ve bitmeyen güzelliklere sarılmışlardır. Ahiretin büyüklüğünü anlayabilmek, Allahü Teala'nın sonsuz büyüklüğünü görebilmekle olur. Ahiretin büyüklüğünü anlayan da dünyaya hiç kıymet vermez. Çünkü dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Birini sevindirirsen öteki incinir. Her ikisine birden kıymet vermek veya her ikisini aşağılamak olamaz. İki zıt şey bir araya getirilemez. İslam alimleri kendilerine sorulan suallere fıkıh kitaplarından cevap bulup söylerlerdi. Din adamı şeklinde görünenlerse fıkıh kitabını okuyup anlayamadığı için cahil kafasına ve noksan aklına gelenleri söyleyerek sual sahibini aldatır. Onun cehenneme gitmesine sebep olur. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz, alimlerin iyisi insanların en iyisidir, alimlerin kötüsü insanların en kötüsüdür buyurmuştur. Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyuruyor ki, insanlarda üç sınıf önemlidir. Devlet adamları, alimler ve zahitler. Devlet adamları bozulunca halkın huzuru bozulur. Alimler bozulunca halkın dini zayıflar. Varını yoğunu Allah yolunda harcayan zahitler bozulunca da ahlak fesada uğrar.
devlet adamlarının kötülüğü zulümle, alimlerin bozukluğu hırs ve tamahla, dünyaya düşkün olmayanların, zahitlerin bozulması da riya ve gösterişle olur. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimizin suali. Biz sizin de anlatalım. Anladığım kadarıyla ben dedi abdest aldım, mesti giydim dedi. Sonra dedi, yani daha o mesti giydi ama mesti bir alakası yok daha. Çünkü şeye abdestlik hali mesti daha sirayet etmedi. Gittim dedi, helaya gittim dedi, abdest bozuldu dedi. Geldim dedi, abdest aldım dedi. Ben öyle anladım. Abdest aldım dedi. Evet. Abdest aldıktan sonra mesti çıkardım dedi. Evet. Şimdi bir kere helaya gitti, geldi, abdest aldı. Abdest alırken mesti giydi, giymişti ya. Evet, giymişti. Mest ayağında. Mest üzerine mesih yaptı, sonra mesti çıkardı. Abdesti bozuldu. Ve hemen o an ayaklarını yıkarsa kurtulur. Süre o anda başladı mı? Başladı. O anda başladı. Değil mi? Yani ilk abdesti o zaman çünkü. Çünkü mest üzerine mesih verdi. Artık abdestsizlik hali şeye geçti. Söyleyiver. Mestin üzerine geçti. Abdest ve abdestsizlik hali mestin üzerine geçti. Yani. Sen mestin üzerine mesh ederek abdest alıyorsun. Sonra mesti çıkartıyorsun. Hemen o anda ayaklarını yıkarsan abdesti kurtarırsın. Yoksa bozulur. Öyle değil efendim. Şöyleyse. Ben abdest aldım. Ayağıma mestleri giydim. Abdest alacaktım, mestleri çıkardım. Benim abdestim bozuldu mu? Niye bozulsun ki? Daha abdest helaya gitmedi. Abdest aldım. Bozulmadı daha. Abdest aldım. Ayaklarımı yıkayarak abdest aldım. Tamam. Sonra mesti giydim. Tamam. Sabahleyin. Helaya da gitmeye ihtiyacım olmadı. Öğleye kadar, 11'e kadar ve hatta 12'ye kadar ayağımda mest vardı. Ayağım biraz terler gibi oldu. Kaşındı. Ya dedi şu mestleri çıkarayım da ayağımı aynı şekilde oraları kaşıyım dedi. Çıkardı. Bunun abdesti bozulur mu? Hayır. Niye? Çünkü mest üzerine mesih vermedi ki bu. Ayaklarını yıkayarak abdest almıştı. Çünkü mestin üzerine daha sirayet etmedi. Ancak biraz önceki gibi abdestini gitti bozdu. Ayağından mesti çıkarmadan abdest aldı ve abdest alırken mest üzerine mesih verdi. Bir saat sonra da mesti çıkardı. Abdesti bozuldu. Ve hemen o anda ayaklarını yıkarsa abdestini kurtarabilir. Bunun zamanla bir alakası yok. Hayır, bu yok. Anlattığınız. Yok. Yani diyelim ki birisi mest ayaklarını yıkadı, mestini giydi. Öyle bir şey oldu ki 5 dakika sonra abdesti bozuldu. Neyse bir yarım saat sonra da abdesti tazeledi. Artık bir daha çıkarırsa işte abdesti tabii, bozulur. Çünkü mesh üzerine evet. Mesh verdi. Ya yani arada çok kısa zaman geçti ya ben onu demek istiyorum. Yani onun zamanla bir alakası bir yok. Bir alakası yok. İlk aldığın abdest artık geçerli. Hatta senin verdiğin misale hani anlaşılması için çünkü bazen zorlanıyor. Gittim suyla abdest aldım. Mesti giydim. Ondan sonra ya 2-3 dakika oldu, helaya daraldım. Evet. Koştum, gittim. Ondan sonra helaya gittim, çıktım. Dedim abdestsiz durmayayım, abdest aldım, mesh üzerine mesh ettim. 2 dakika sonra... Süre başladı. Yok, mesh eder etmez başladı. Başladı. 2 dakika sonra ayağım kaşın dedi, mesti bir çıkarayım dedi. Abdesti bozuldu. Evet. Tamam. Yani 5 dakika içerisinde bozabilir misin? Bozabilirsin. Ama bu sabah alırsın da ikindiye kadar da devam ettirebilirsin. Hala da mestle bir alakan yok senin. Ayağında mest var ama çünkü abdestin bozulmadı. Mestin üzerine mest etmedin. Başlamadı onun süresi. Abdesti bozuldu derken yani çok kötü bir şey değil bu. Süre değişmiş oluyor. Artık bir daha giydin mi sonrakini takip edeceksin. Evet, aynen öyle. Aldığın abdesti. Dinleyicimiz yengeye pırlanta arayacakmış. Alsın ya. Yazık bizim buradaki delikanlılar da var. Evlenecek. Böyle bakıyor. Abi o pırlanta denilen şey ne? Taş yavrum taş. Bir kıymeti yok. Önemli değil. Bedirhan evlenecek nasip olursa. Kızımız da belli.
Geçen babasıyla bir sarrafa girmişler. O kadar hızlı çıkmışlar ki. Burada o hızı tarif edemedi bize. Allah'a tele yer vermiş. Evleneceklere Cenab-ı Hak yardım eder. Şey çok pahalı Bedir abi. Peki bu pırlantayı taksitle de almak caiz mi? Caizdir. Çünkü altını altınla veresiye satmak ve almak caiz değildir. Ama kağıt parayla taksitle de almak caizdir. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Bu çok zor bir hasse. Kafirin kul hakkı. Kafirin kul hakkı. Kitaplarda öyle yazıyor. Çok zor. Çünkü ahirette hani sevap mal, günahı mal bir işine yaramaz onun. İmanını talep eder. Öyle ya. Şimdi kafire ne kadar sevap hediye edersen bir şey olmayacak. Cehenneme gidecek zaten o. O sevap onun bir şeyine yaramaz. Hiç mi? Onu yazmışlar işte. Diyelim ki böyle bir kafirin malını gasp etmiştin. Veya tövbe ettin. Bazı kitaplarda İslam alimleri buyuruyor ki tövbe istiğfar eder. Eğer o gayrimüslim olan kimse vefat etmişse, malını gasp etmişse, onun parasını iç etmişse, bunları fakire verir. Fakire verir. Karşılığını ona gönderir. Ne işine yarar onun? Ne işine yarar? İmanı yok. O sevaplar onu yani imanla takas etmiyor ki. O zaman boşa gitti. Boşa gitmiyormuş işte. Hatta kafirlerin yaptıkları iyilikler bile boşa gitmiyormuş. Dünyada Cenab-ı Hak karşılığını vermiş. Kalırsa ölürken bile aynı şekilde ölümünü kolay ediyor. Veya evladı, iyali onun arkasına böyle insanlara faydalı olacak bıraktığı mallardan bir şey verirlerse cehennem derece derece buyuruluyor. Azaplar da derece derece. Azabı hafifler buyuruluyor. Buna misal olarak da Ebu Leheb, Peygamber Efendimiz'in amcası. Peygamber Efendimiz dünyayı şereflendirdiği zaman annesi Hazreti Amine'nin sütü yoktu. Gelmedi. Yani acilen süt lazım. Ebu Leheb'in Süveybe isminde bir cariyesi. İşte çocuğu var, o anda sütü var. Gönderdi yeğenine süt vermek için. Ebu Leheb iman etmeden öldü. Rüyada görülüyor. Diyor ki sadece o mevlid kandillerinden işte parmağımın ucundan serin bir su geliyor, onu şey yapıyorum, rahatlıyorum. O kadarcık o yardımı sebebiyle. Yani buradan da aynı şekilde İslam alimler bu misali de veriyorlar. Azabı hafifler diye. Hatta şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hayattayken işte bir talebesi geliyor. Efendim diyor bizim mahallenin muhtarı gayrimüslim. Ama diyor böyle diyor gidildiği zaman iş bitiriyor, şey yapıyor falan. Yani ona işimizi gidin efendim buyurmuşlar. Hayattayken belki bu yaptığı yardımlar sebebiyle Allah-u Teala'nın kula Cenab-ı Hak hidayet verebilir. Velev ki hidayet ermediyse ahirette de bunun karşılığını görür, azabı hafifler buyurmuşlar. Azabı hafifler. Yani bu şekilde de ödenebilir mi? Yani bir Müslüman ödeyebilir mi? Yani fakirlere şeylere verir, karşılığını ona aynı şekilde gönderdim. O da ona ulaşır. Şeyde cehennemde azabı hafifler buyuruyor. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Dedi ki namazda Zamm-ı Sure olarak birinci rekatta İzace'yi okuduk. Üç ayettir İzace. Ondan sonra hangisini okuyabiliriz? Bir sure atlayarak İhlas okusa dört ayet. Tebbet'te dört veya beş ayet. Şu anda net hatırımda değil. İzace üç ayet. Böyle durumda İzace'dan sonra Tebbet okunur. Tebbet okunur. Peki İzaca'dan sonra aşağıdaki gelen Tebbet, İhlas, Felak, Nas dört tane sure var. Nas okunamaz. Çünkü İzaca üç ayet, Nas, Kulümüz Rabbinas altı ayet. Çünkü kendinin iki misli ve daha fazlasını okumak mekruh diye geçiyor. Ama Tebbet'i okuyabilir. Diyelim ki Felak'ı da okuyabilir böyle durumlarda. Ama başından bunu ayarlayıp mesela birinci rekatta Lilafi, ikinci rekatta İzaca okunabilir. Lilafi beş ayet, o da üç ayettir. Kurtarır mı? Kurtarır efendim. Dün bu konuyu anlatmıştınız, yanlış anlaşılmış. Şöyle, hani dediniz ya, aynı şeyleri aynı rekatlarda, namazlarda okumamak lazım.
tersten de başlayabilirsiniz demiştiniz ya. Hı hı. Felak nas mesela, hı hı, sünnetinde. Tersten geriye doğru okunabilir dedi Osman Hoca şeklinde söyleyenler ya oldu. O ters değil. Mesela öğlenin sünnetini kılarken felak nas okunabilir mi? Okunabilir. İlla ki elemtereden başlamak zorunda değil. Şart değil. Orası bir türlü anlaşılamadı. Bu ters de değil. Yani başka ifade olmadığı için biz o kelimeyi kullandık. Evet. Şimdi ben öğlenin sünnetini kılarken birinci kazada niyet ettim. Birinci rekatta felak, ikinci rekatta nas okudum. Selam verdim. O sıra bitti. Ha bitti. Baş son falan bitti yani. Bitti artık. Bitti. Yani öndeki sureler okuyabilirsin. Tersinden muradımız oydu. O yani. Ha, odur. Ha. Efendim biz öğlenin sünnetinde elemtereli ilafi okuduk. Farzında? Farzında. Elemtereli ilafi okuyabilir miyiz gene? Unuttuk, okuyabileceğim. Mansur yok. Sünnette felak nasıl okuduk? Hı hı. Farzında da felak nasıl okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Tamam. Sünnetinde felak nasıl okuduk? Farzında elemtereli ilafi okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Birbiriyle alakası yok artık değil mi? Yok artık. Selam verdim bitti artık. O sırayı gözetmek. Sıra nerede gözetilir? Başa döndüm filan. Öyle bir şey yok artık. Sıra nerede gözetilir? Sıra şurada gözetilir. Mesela nafile namaz kılıyorum. Veyahut da teravih namazı kılıyorum. 4 rekat. Nafile namazların hepsinde zam-ı sure okunacak ya. Birinci rekatta elemtere okudum. İkinci rekatta lilafi okudum. Üçüncü rekatta erayitellezi. Dördüncü rekatta inna atayla. Ne oldu? Sırasıyla okudum ben bunu. Sırayı burada gözettim. Sırayı burada. Selam verdim. Nafileydi ya, sünnet bu. Selam verdim. Geçtim başa. Ondan sonra el hakimitteke. Ondan sonra el hakimitteke vel asr okudum. Veyahut da elemreşah okudum. İnna enzelna okudum. Daha geriye doğru gittim. Olur. Yani o selam verince o sıra mıra bitiyor. O namazın içerisinde o sırayı gözetmek yani gerekiyor. Efendim, dinleyicimiz dedi ki, beyim dedi, çalıştığı yerde başkalarına yardım ediyor dedi. Mal benim, istediğim gibi kullanabilirim. İstediği gibi kullanamaz efendim. Niye? Kendi çoluğuna çocuğunu gözetmesi lazım. Eğer ailesine, çoluğuna, çocuğuna şey yaparsa ondan sonra ona verir. Çünkü hadis-i şerif var bu konuda. Efendim yıldızlama diyor. Yıldızlama anladığım kadarıyla buna bakmak da baktırmak da haramdır, günahtır. Ha, cinlerle bağlantısı da geleceği biliyor. Buna inanan da iman tehlikeye girer ve yapan da aynı şekilde iman tehlikeye girer. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.